Herkese tekrardan selam. Nasıl açılış yapacağımı yapabilecek miyim? Yapabilecek miyim? İki kere söyledim. Artık düşünün ne kadar vakit geçti. Bugün YouTube'dan aldığım bir mail üstüne şey yazıyor. Evrim Tayanç, niye işte o şu kadar aydır hiçbir şekilde şey yapmıyorsunuz? Ve Instagram'da da neredeyse her gün 2-3 arkadaşım neredesin, niye çekmiyorsun, sohbetini özledik vesaire demeye başlamıştı. Tamam o zaman, evet yani Evrim niye çekmiyorsun dedim. Tekrardan videolara geri dönüyorum. Ama öncesinde bir girizgah yapmak istedim. İyiyiz, buradayız. Sadece günlük rutin yoğunluklar, hayatın içindeki değişikliklerden dolayı video çekmiyordum. Hani açıp ne anlatayım ki diyordum. Öyle söyleyeyim size. O yüzden çekmiyordum. Şöyle koysam size acaba şey olur mu? Amerika'dayız. İki çocuklu hayat gerçekten çok zor olmaya başladı. Değişen çok fazla bir şey yok. Hayat rutinimiz çok yoğun. Ama hani bugün şöyle bir kafamdan geçirdim. Sizinle neler paylaşırım, neler konuşuruz diye. Onları düşündüm. Tekrar heyecanlandım. YouTube'da bir kamerayı açıp tek başına karşısında oturup konuşmak böyle izlerken kolay gelen ama aslında yaşarken o kadar da kolay olmayan bir şey. Öyle söyleyeyim size. Böyle deli gibi çünkü kendi başınıza konuşuyorsunuz. Genellikle ben etrafımda kimse olmadığında daha rahat konuşuyorum. Aslında kalabalıklara konuşmayı çok severim. Ama böyle birisi beni izliyorken, birisi beni dinliyorken de o kadar çok efektif olamıyorum, öyle diyeyim. Bunun haricinde teknik sıkıntılar, artık sizin de sıkıldığınız teknik sıkıntılar hala baki. İşte kameradır, mikrofondur ama çözmek istiyorum. Bunun için de planlarım var. Hepsi bir ne denir ki, insanın kendisine ayırdığı dilimlerle alakalı, önceliklerle alakalı. Texas'a hafif hafif kış gelmeye başladı. Ama işte bu kadar. Yani şundan daha fazla kalına belki bir gideriz bir gitmeyiz, öyle diyeyim. Sizler ne yapıyorsunuz? Haberleştiğim birçok arkadaşım var. Arkadaşım diyorum birbirimizden çünkü haber alıp veriyoruz. Bir de sesim geliyor mu onu merak ettim. Tamam, ses biraz cızırtılı ama size söz veriyorum fazla değil. 1-2 video sonra her şey daha farklı olacak. Böyle seçim vaadi gibi oldu ama. Neyse biz öyle büyüdük yani vaatlerle. Bana yazın neler konuşalım yeni dönemde. Ben işte 5 yıl oldu. Amerika'daki çekimlerim için 5 yıl oldu. Ondan öncesinde YouTube'da varlığım kaç yılından beri var. Öyle de denmez ya. Of, çok kötü konuşuyorum. Beş yıldır Amerika'dan bu çekimleri yapıyorum. Daha öncesinde Türkiye'de de biliyorsunuz Green Card sürecini konuşuyorduk. İşte ben size anlatıyordum, sorularınızı yanıtlıyordum. İşte arkadaşlar edinmiştik vesaire. Bu süreçte hani şimdi yeni dönemde artık 5. yılımızda benden ne görmek istersiniz? Aklımda birkaç tane fikir var. Aslında çok güzel bir fikrim var. Onu hayata geçirmek istiyorum. Ben de fikir çok bu arada. Hani böyle bir yatırımcı matırımcıya denk gelsek var ya, öf yani uçarız. Sizleri çok özledim. Ya bu kamerayı açıp konuşmak, öf yani insan şey oluyor. Cümleleri toparlayamadım ama. Şu an akşamüstü 4 burada, hava kapalı, işte Çınar gelecek. İki çocuklu hayat çok zor, gerçekten çok zor. Çınar artık 10 yaşında, yani biz buraya geldiğimizde çocuk 5. yaş doğum gününü kutlamıştık. Nil 2'ye bastı. İkisinin gereksinimleri, ev içindeki ihtiyaçları, dersler, ödevler, işte sosyal aktiviteleri, benim ilgilendiğim şeyler, evin ihtiyaçları. Yani evet Burak birçok noktada bana çok yardımcı ama hani evin içindeki durumlar, kadınlar anlar, kadınların sırtında çoğunlukla olarak. O yüzden gerçekten
böyle bir vakit ayırmak çok güç oluyor. Şimdi Nil uyuyorken mesela bir fırsat bulup çıktım ve hani sizinle bunu paylaşayım istedim. Her an yağmur tekrar patlatabilir sabahtan beri, çünkü böyle bir yağıyor, bir duruyor falan. Böyle ayrıca istediğiniz şeyler, merak ettiğiniz konular varsa, işte hali hazırda Amerika'da olanlar, buraya gelmeyi düşünenler, şu an tekrar işte Green Card başvuruları hala devam ediyor. Başvuru süreciyle ilgili olabilir. İrtibatta olalım. Benimle ne görüşmek, ne konuşmak istiyorsanız aşağıya yazabilirsiniz. Benimle, Burak'la. Sonraki videolarda Burak da olacak. Bugün öyle bir sohbet ettik. O da diyor, niye çekmiyorsun Evrim falan diyor, ama gerçekten bir vakit yok buna. İşte Nil'le yürüyüş yapıyorduk eskiden, sohbet ediyordum. Artık Nil o kadar uzun süre bebek arabasında da oturmuyor. Araba kullanıyorum. En güzel haber bu. Biliyorsunuz o da büyük bir dertti benim için. Şeydim yani, artık ünvan alacaktım Amerika'da. Araba kullanmayan tek insansınız diye şey göndereceklerdi bana, plaket göndereceklerdi. Şimdi araba kullanmaya başladım. Yine hala böyle bir korkuyorum, ediyorum ama daha iyiyim eskiye oranla. Buralar bana yaradı yani, öyle söyleyeyim. Amerika'da aslında ben gittiğim her yerden çok hoşlandım, çok sevdim. Genel olarak Amerika'yı seviyorum. Bu da böyle bir sürü insanın çok canını sıkıyor bu lafımda. Çok antipatik geliyor bir sürü insana ama ne yapabilirim ki yani. Çok da böyle daldan dala atladım. Kafam darmadağınık. Sonuç olarak bir yıldır buradaydık. Sadece gerçekten yoğunluktan dolayı bir şey paylaşamamıştım. Ama gün itibariyle geri dönüyorum. Bu videoyu size yarın paylaşırım. Şu an Ekim ayındayız. Ekim'in sonlarındayız. Ayın 25'i. Evet, Ekim'in 25'i. Dün kızımın doğum günüydü. Onu kutladık. Ekim, Kasım dolu dolu geçecek. Tekrar aranıza geri dönüyorum. Sizi çok özledim. Sizinle konuşmayı çok özledim. Sizinle etkileşim halinde olmak. Çünkü ben videoyu koyduktan sonra böyle elimde telefon, sürekli sayfayı güncelliyorum. İşte ne yorum geldi vesaire diye. Genelde de hep yorumlara cevap yazıyorum. Böyle yetişemeyeceğim kadar çok yorum hiçbir zaman olmadı zaten. Açıp onlara cevap yazmak, onlarla haberleşmek, konuşmak çok hoşuma gidiyor. Onlar dediğim sizlerle yani. Bir şeyler daha sanki söyleyecektim ama bilmiyorum, şey yapamadım şimdi. Aklıma bir şey de gelmiyor. Keşke şurada yakınımda birileri olsaydı da böyle bir sohbet havasında devam etseydik. Halloween süslemeleri, kutlamaları oldu. Böyle bir tarafım bir garip. Hani dünyada yaşanan kötü şeyleri görüyoruz, haberini alıyoruz. Yeni değil o yıl, yüz yani. Uzun zamandır, uzun yıllardır yaşanan bir durum aslında bu savaş, ama daha da çirkinleşmeye başladı. İnsan bir taraftan kendisi bazen sağlıkla, sıhhatle yediği ekmekten utanıyor. Ya da işte rahat yattığı yataktan utanıyor. Ve yağmur başladı. Yağmur. 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 Öyle bir bastırdı ki. Ben böyle sucuk gibi olurum. Keşke şemsiyemi alsaydım ya. Ne diyordum? Lafı da böyle uzatmayayım, çekiştirmeyeyim. Size böyle eğlenceli, yüksek modlu bir şekilde açılışımı yaptım. Ama inanın, dediğim gibi bazen insan yattığı yataktan utanıyor, yediği yemekten utanıyor, oradaki yaşadığı, yaşanılan kötü şeylere şahit olduğunda. Maalesef insanoğlu en acımasız varlık. Hiçbir zaman anlayamadım. Bunun ilmini okumuş olmama rağmen anlayamadım. Biliyorsunuz ben sosyoloğum. Analizini yapamıyorum. Zihnimde bunu kavrayamıyorum. Öyle söyleyeyim. Ve tekrar geri döndüğümü, sizleri çok özlediğimi tekrardan söyleyeyim. Yazışalım, haberleşelim. Hemen arayı açmadan böyle arka arkaya akıştayız. Abone olmayı, beğenmeyi ve zile falan tıklayın. Dediğim gibi akıştayız. Bye.